Evet, şu anda Eğridere'nin kuzeydoğusunda biraz üst noktalarda bir çeşmenin başındayız. Bu çeşmeyi Mehmetoğlu Ramazanoğlu, Hasan ve Hüseyin İnce pehlivan ayraatı yapmış 1995'te. Henüz yeni. Üzerinde sabunu da var. Vatandaşımız çok güzel düşünmüş. Buraya fevkalade rüzgar alan bir piknik yeri yapmış. Evet, çeşmemizi muntazam yapmış. Oturma yerleri yapmış. Çardak yapmış. İnciraltı tesisleri şeklinde, ama ne yazık ki işte bu adanın müstesna yerinde insan için, insanın istifadesi etmesi için yapılan böyle oturma grupları işte gördüğünüz gibi bu hale sokulmuş. Evet, insan yapıyor, insanı düşünüyor, insan ya bozuyor, insan bozuyor, insan istifade etmesin diye. Evet, değerli izleyenler, görüyorsunuz perişan bir durum, ama yine de bazı insanlar biraz daha konuyu geliştirmiş ve çeşmenin devamını böyle kendi akarında bir varil ve bir buzdolabından yalak yapmak suretiyle suyun burada kalmasını, insanların istifade etmesini sağlamış. Evet, bu basit ama çok yararlı düşüncenin mimarlarını biz gerçekten tebrik ediyoruz. Gördüğünüz gibi burada fevkalade bir çınar ağacımız var, bir söğüt ağacımız var ve bir incir ağacımız var. Gölgesi ve manzarası çok güzel. Burada yorgunluk gidermek için insanların konakladığı malum. İnsanlar konaklamıyor. Bakın, bir de kuşumuz var. Kuşumuz da yuvasını en manzaralı yere yapmış. O da evini burada. İnsanlardan ırak ve uzak diyeceğim ama bu insanlar herhalde o yuvayı da bozmak için bir fırsat bulurlar. Evet, Hasan Hüseyin İnce. Hasan İnce ve Hüseyin Pehlivan hayratı dedik. Bunlar herhalde iki arkadaş. Bu hayratın sahipleri. Çok değil. 1995, yani yaklaşık 18 yıl önce düşünülmüş, basit ama insanların fevkalade önemli yararlanma unsuru olan bu çeşmeyi yapmışlar. Ama işte gördüğünüz gibi durum işler açısı, ama yine de su hayattır. İşte böyle gelmiş bir vatandaşımız da bunları buraya koymak suretiyle insanların susuzluk ihtiyacını gidermesine neden olmuş. Evet değerli izleyenler, Ormanlı Ballıpınar yolunda iki tane çeşmeden geçtik. İkisi de kuruydu. Dolayısıyla biri kuru, biri akıyordu, ama onun da imkanlarını size gösterdik. Üçüncü çeşmeye geldiğimizde ise biraz daha insan için hizmet edilmiş bir ortam yakaladık. Gördüğünüz gibi İbtidai de olsa burada yemek yemek için oturma grupları yapılmış. Evet, işte makaralardan masalarımız var. Ateşimiz yanmış, mangal yapılmış. Ve çeşmemiz. Çeşmemizin yanında insanlara gölgelik yapacak böyle bir çınar ağacımız var, ama işte buraya da arkadaşların birileri zamanın birinde Fenerbahçe'sini, Galatasaray'ını, Beşiktaş'ını, hepsini, ne varsa hepsini nakşetmiş. İnşallah onların istediği gibi her şey gönüllerince olsun diyelim ve çeşmemize yönelim. İşte böyle küçük bir çeşmemiz var. Bir tahliye kanalı var. Üzerinde sabunu hiç eksik olmuyor buralardaki çeşmelerin. Suyu akıyor ve işte modern su yalağı, yine bir buzdolabı ve üzerinde bir yazımız var. Ne diyor? Lütfen suları kirletmeyelim. Doğadaki canlıları unutmayalım. Teşekkürler diyor bu vatandaşımız. Evet, biz de kendisine teşekkür ediyoruz bu düşüncesinden dolayı. Evet, doğada sadece insanlar değil, hayvanlar da yaşıyor. Yaban hayatı akşam gece karanlığında gelip buradan su tedariklerini sağlıyordur büyük bir olasılıkla. Biz kendisine teşekkür ediyoruz. Yapım tarihine bakıyoruz. Yapım tarihi çok da eski değil. 1888. Evet. Evet, çeşmemizin hemen altında ki vadide küçük bir zeytinliğimiz var. Buradan buraya nasıl iniliyor tabi bilemiyoruz. Buraya inmek çıkmak da ayrı bir problem. Ve küçük bir yerimizde de böyle herhalde soğan tohumu yetiştirilmiş. Bakın, tohumlar yeni toplanmış. Kırmızı soğan tohumlarını fevkalade değişik noktalarda hazırlıyorlar bu şekilde. Evet, biraz konumuzun dışına çıkacağız ama tabi gezdiğimiz, dolaştığımız yerlerden yol manzaraları da aktarmamız lazım. İşte
Ballıpınar ormanlı arasında geldiğimiz bir noktada, bakın işte Heyelan'a gidiyor, yolun yarısı gitmiş, buralara taşlar atılmış bu heyelanı önlemek için, ama bu birçok noktada olduğu gibi burada da yolu olumsuz yönde etkilemiş. Köylümüz de buraya Allah razı olsun işte çok güzel, bakın atma soğanlardan, çıkma soğanlardan dolgu yapmış. Hazır bir boş yer buldum diye bu şekilde doldurulmuş. Bakın heyelan yolun altına kadar giriyor ve yolun önemli bir bölümünü götürmüş durumda. Bu yakın zamanda buraya yeni bir dolgu yapılmazsa yolun durumunu hayli tedirgin edecek. Evet, uzun bir maratonun ardından ulaşmak istediğimiz noktaya geldik. İşte karşımızda tüm heybetiyle Ballıpınar. Evet, vadilerin, karanlık vadilerden akan suların işte buraya oluşturduğu ova, büyük ova. Soğan diyarı diyoruz burası. Kırmızı soğanın başkenti dedikleri meşhur Ballıpınar Ovası burası. Biraz sonra bunları daha yakından göreceğiz. İşte buradan çıkan dağ yolu yukarıda manastıra kadar ulaşıyor. Kirazlı Yayla Manastırı dediğimiz, oradan tepeden de Erdek'ten düzlere ulaşan bir dağ yolumuz var. Evet, Ballıpınar'da yol hemen sahile iniyor. Kabristan'dan giriyoruz sahile. Evet, buradan sahile sıfır yolumuz devam ediyor. Evet, vadiyi bölmemiş, yolu hemen sahille paralel yapmışlar. İşte burada köyümüz başlıyor. Evet, düzenli bir yapılaşma var. Burası da çok eski bir köy. Evet, zeytin ve soğancılıkla geçiniyor. Evet, köyün merkezi ve iskelesi sanıyorum balıkçılıkta olması lazım. Az sonra buradan köy muhtarıyla köy hakkında bilgilerini alacağız. Buradan sonraki yolumuzun son durağı tabii Şahinburgaz oluyor. Ve Şahinburgaz Kapıdağ Yarımadası'nın doğu yakasında Kestanelik'ten önceki bir köyümüz oluyor. Çekti işte sorunları mı?